Hanlar Bölgesi. Hanlar Bölgesi Bursa'mızın Ali Nur Aktaş'ın katılımlarıyla, çabalarıyla güzelleşmesi için planlanmış bir çalışmadır. Ama Ali Nur Aktaş bu Hanlar Bölgesi'ni ranta nasıl çeviririm, buradan nasıl para kazanırıma döndürdüğü için böyle Arap saçına dönmüştür. Her şey üst üste gelmiştir. Hanlar Bölgesi'nin etrafını açıyoruz ama hanın yanındaki Boyner binasını yıkmıyoruz. Hanlar Bölgesi'ni açıyoruz. Kapananın yanındaki Özdilek ve diğer binaları da yıkmıyoruz ama Hanlar Bölgesi'ni açıyoruz. Ali Nur Aktaş kör olduğu için hanların yanındaki binaları göremiyor. Sadece küçük esnafın olduğu etraftaki diğer binalara gözünü dikti. Çünkü orada para var. Oradan para kazanacaklar. Oradan yıkılan binaların yerine alışveriş merkezi, otopark ve üst tarafa da açık AVM gibi bir şey yapacaklar sonuçta. Ha, her ne kadar bunu yapmayacağız diye anlatsalar da sonuçta yaşayacağız ve göreceğiz. Zaten oraya bir otopark yapmaları şart. Otopark olmazsa esnaf para kazanamaz. Ama ne yaptı? Çıkış yolu yanlış. Oradaki esnafla gelip oturup konuşmadı. Oradaki mülk sahipleriyle gelip oturup konuşmadı. O sadece ben yaptım olur dedi. Ama o yaptı olmadı. Mahkemeler onun aleyhine karar veriyor gibi olunca gitti Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı'ndan çıkarttığı kararname bizim oraları yıkmaya başladı. Evet yıkabilir ama yarın biz oraları tekrar geri alacağız. Ha Ali Nur gider, Veli Nur gelir ama biz hep oradayız. Biz Bursalıyız, biz İnegöl'lü değiliz. Biz ranta koşmuyoruz, biz ekmeğimize koşuyoruz. Orada o kadar insan var ki küçük esnaf hepsi boşalttılar, hepsi gitti. Hepsinin borçları var, hepsinin ticari faaliyetleri bir anda durdu. Zaten hastalıktan yeni çıkmış bir ülkeyiz. İnsanlar sokağa çıkmıyor, ticaret durmuş, her şey durmuş ama Ali Nur Aktaş durmuyor. Ali Nur Aktaş devamlı ranta koşuyor. Mesela sıcak suda ne yapacaktı? Tabakhaneleri kaldıracaktı. Orayı otel, motel, alışveriş merkezi çok güzelleştireceğini anlattı. Turizmi açacağım dedi. Ama geçen hafta 945 daire 100 küsür dükkan ihalesini yaptı. Ne olacak? Para kazanacak Ali Nur. Ali Nur durmadan para kazanacak. Onun işi, gücü para kazanmak. Boyner'i yıksa para kaybedecek. Çünkü Boyner'in %19'u Ali Nur Aktaş'ın. Yani belediyenin. Diğer tarafta torunlar inşaatın. Onlar da 8 milyon dolar TÜRGEV'in Amerika kısmına bağış yapmış Kızılay üzerinden. Biraz zor orayı yıkması. Ha, yıkabilir belki, üstünü tıraşlayabilir. Ama ne yaptı? Gariban esnafı hemen attı. At bakayım Boyner'i, hadi boşalt de, polis yolla, zorla. Onları yapmaz, yapamaz. Çünkü Ali Nur Aktaş sadece menfaat varsa, para varsa oradadır. Yanında ona akıl verenler, avukatları bile bu işin olmayacağını söylüyor. Ama o kadar iddialı ki. Nereden gelirse gelsin, para gelsin belediyeye. Borçlarını ödeyecekmiş vesaire yapacakmış. Şimdi Boyner ne zaman yıkılmaya başlandı, yıkılacak dendi. Bizler itiraz ettikten sonra. Bunlar Hanlar projesini hayal ettikleri zaman, bize anlattıkları zaman hiç Boyner'in yıkılmasından bahsetmediler. Hatta Ali Nur Aktaş dedi ki Boyner yıkılmayacak. Hatta Torunlar İnşaat'ın sahibi dedi ki bizimle bir problem yok, biz yıkılmayacağız. O zaman sen Hanlar'ın etrafını ne diye açtın be adam? Boşu boşuna açtın. Yani işin gerçeğiyle sahtesi arasındaki farkımız budur. Öbür tarafa geçelim. Özdilek var, Kapanan var. Ondan hiç bahsetmiyoruz. Niye? Orası arkada kaldığı için Boyner bu işin amiral gemisi. Boyner'i herkes görüyor. Özdilek'i söylesek kimse görmeyecek. Ama her şeyin bir sonu olacak. Her şey mahkemelerde son bulacak. Mahkemelere avukatlarınızı gönderdiniz. Baskılar yaptınız. Her şeyi yapıyorsunuz. Ama gene kaybedeceksiniz. Çünkü siz Boyner'i yıkamayacaksınız. Orada bankayı yıktınız, Merkez Bankası, ödüllü binaydı vesaire vesaire. Tekrar yapacağım, tekrar yapacağım diyorsunuz.
Merkez Bankası'nı niye yıktınız? Çok alta iniyordu. Siz Boyner'den yukarıya doğru yer altından çarşı ve otopark yapabilmek için Merkez Bankası'nı yıkmak zorundaydınız. Onu yıkmadan geçiş sağlayamıyordunuz. Onun için de yıktınız. Yenisini yapacağım diyorsunuz. Her şeyi diyorsunuz ama hiç icraat yok. Sizin elinizde bir plan, proje yok. Hanlar bölgesinde ne yapacaksınız? Yok. Şunu yapacağız, bunu yap. Her gün yeni bir fikir atıyorsunuz ortaya. Yarışmalar yaptınız. İşte yarışmalarda mansiyonlar, ödüller vesaireler verdiniz. Ama hiçbir projeyi kesinleştirmediniz. Hepsinin altına şöyle yazdınız. Revize etme hakkımız saklıdır. Siz bir plan proje yapıyorsanız o plan projenin gidip Anıtlar Kurulu'ndan okeylenmesi, onaylanması lazım. Ha, onu onaylarsanız bir daha revize edemiyorsunuz. Onu onaylarsanız biz size diyeceğiz ki niye burayı ticaret alanı yapıyorsunuz? Niye küçük esnafı attınız, büyük esnafı alıyorsunuz? Bunları söyleyeceğimizi bildiğiniz için siz projeyi onaylamıyorsunuz. Bizlerden böyle bir tepki beklemiyordunuz. 3 kuruş veririm, ben bu küçük esnafı atarım dediniz. Tapularınızı alacağım dediniz. Evet, alabilirsiniz. Ama biz sizden oraları geri alacağız. Nasıl geri alacağız? Güzelleşecek. Oraya çok güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Ticaret alanında yapabilirsiniz. Ama mülk sahiplerine, esnafa oralardan yer vermeniz lazım. Ama yatırımcı sizi istemiyor diyorsunuz. Yatırımcı haklı, tabii beni ister mi? Yatırımcı kat karşılığı alıyor orayı. Bir de bize mi versin? Sana veriyor zaten. Sen Boyner'de %19 hisseye sahipsin. Burada %30 olur, %20 olur, %15 olur. O beni bağlamıyor. Ama sen bir yerler alacaksın. Hemen paraya çevireceksin. Kasanı doldurmaya çalışacaksın. Ama kasanın dibi boş. Attıkça aşağı düşüyor. Attıkça aşağı düşüyor. Sen Boyner'i yıkmadan orada hiçbir şey yapamazsın. Onu sen de biliyorsun. Sana iyi günler, başarılar diliyorum. Sayın Ranta Koşan Aktaş kardeşim. Şimdi Hanlar Bölgesi projesi geneline bakıldığında daha Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayının da 2019 seçimlerindeki seçim vaatlerinin birisiydi. Ama buradaki temel ilke vatandaşın mağdur edilmemesi. Bizim en başından beri bu olaya bakış açımız, proje yanlış olmayabilir ama vatandaşın mağdur edilmemesi esastır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 200 milyon TL kaynak bularak Cumhurbaşkanı tarafından da acil kamulaştırma alanının alınmasıyla hızlanan yıkımlar şunu akla getiriyor. Birincisi, Cumhurbaşkanı orada bu yasadaki esnekliği Cumhurbaşkanı'na gidip hal durum öyle olmadığı halde bir istismar söz konusu aslında. Yani işte deprem sonrası, doğal afet sonrası yürürlüğe girmesi gereken acil kamulaştırma planını böyle bir yer için yapmış olmaları bu yasadaki boşluğun istismar edilmesidir. Onun dışında bölgedeki aksın açılması, ki önce kamu binaları yıkılarak başlandı biliyorsunuz. 3 tane kamu binası yıkıldı. Ardından da işte vatandaşlara görüşülerek biraz gönüllü, biraz gönülsüz burada bir yıkım çalışmaları yapıldı. Fakat oradaki alışveriş merkezinin eklenti kısmının kesinlikle yıkılması gerekiyor. Bu konuda belediye başkanının da kendisinin de sayısız açıklamaları var. Biz o sürecin takipçisiyiz. Üstelik şöyle bir durum var. Oradaki alışveriş merkezinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hissesi var. Daha önce o binada biliyorsunuz itfaiye binası vardı. Muhtemelen ona istinaden oradaki AVM'de bulunan pay var. Buradan feragat ederek mi yoksa diğer vatandaşların konutlarına, oradaki iş yerlerine uygulanan kamulaştırma yöntemiyle mi? Ki aynı yöntem uygulaması gerekiyor. Bu yöntemle de o eklenti bölümünün yıkılıp pirinç andının açılması gerekiyor. Bunu takipçiyiz. Oraya hiçbir şartta koruyamaz, kurtaramaz. Ama tekrar söylüyoruz, vatandaşı mağdur etmemesi gerekiyordu. Bu proje Bursa'nın simgesi olan tarihi Hanlar Bölgesi'nin ortaya çıkarılması açısından doğrudur. Çünkü bu birçok belediye başkanının seçim programlarında yer bulmuştu. Fakat buradaki öncelik vatandaşın mağdur edilmemesi olmalıdır. Ama AKP iktidarı her alanda olduğu gibi burada da maalesef hem partizanlık yapıyor, orada örgütsüz olan, zayıf olanı eziyor, yok ediyor. Fakat bir alışveriş merkezine bu uygulamayı yapamıyorsa bunun hesabını sorarız.